Arkadaşlar herkese selamlar. Sonunda söz verdiğim gibi otomobilinizin radyosu üzerinden kablosuz bir şekilde müzik aktarabildiğiniz ya da işte görüşmeler yapabildiğiniz cihazlarla beraber. Yani FM transmitter ya işte niye bu kadar uzattım ki ben? İki tane cihaz aldım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bir tanesi pahalı olan Anker'in sağdaki Rov diye bir cihazı. Soldaki de 24 liraya aldım. 24 TL'ye. Bedava. Lan 24 TL'ye böyle bir cihaz alabilir misin? Mümkün mü ya? Şu an ne kadar hiç bilmiyorum. Ama video açıklama bölümünün ikisinin de linkini bırakıyorum arkadaşlar sizler için. Oradan ürünleri inceleyebilirsin. İstiyorsan satın alabilirsin. Şimdi ikisini de deneyimleyeceğim. Hem pahalı olanı göstereceğim hem de ucuz olanı göstereceğim ama ilk önce ucuz olandan bence başlayalım. Şöyle açayım. Hemen zaten kutusu o kadar zaten kötü ki. Kutunun üzerinde ne yazmış? İkili USB şarj adaptörü varmış. Bir tanesi yavaş, bir tanesi hızlı şarj. Telefonla konuşabiliyorsun. Şarkıları geçebildiğin, telefonu cevaplayabildiğin, işte sesi, telefon sesini ayarlayabildiğin, frekansını görebildiğin, hani bağlayacaksın ya, radyo frekansıyla eş şekilde bağlayabilmek için frekansını görebildiğin şöyle bir LED ekranı var. Arkada ne yazıyormuş? Gürültü engelleme varmış telefonla konuşurken. SD kart yuvası varmış. MP3, WMI ve FLAC audio dinleyebilirsiniz demiş. Voltajlarından bahsetmiş. 5 metrelik. Zaten 5 metre neye kadar gideceğiz ki 5 metre? Ha dışarıdan falan filan. FLAC audio'yu destekliyor olması bence iyiymiş. Zaten bir şey çıkmıyor kanka içinden. Sadece şöyle bir cihaz çıktı bak. Cihazı göstereyim bu. Şöyle bir cihaz. Böyle çeviriyorsun falan filan. Şimdi bunu kurulumunu yapacağım. Nereye takıyorum? Hemen şöyle göster istiyorsan. Bak önce çakmaklığımı açtım. Hop taktım abi. Şimdi farkındaysan bak FM frekansını gösterdi. 88.0 diye FM frekansı da bekliyor. Şimdi radyodan 88 frekansını bulacağım önce. Tamam. Şu anda frekansı buldum. Ayarlardan Bluetooth'a giriyorum. Bluetooth'tan buldu. Bu arada çok kısa bir şey söyleyeceğim. Ben bu ürünleri daha öncesinde deneyimledim. Artıları var, eksileri de var. Mesela eksilerinden bir tanesini göstereyim. Ucuz olan da dip ses var. Pahalıyla arasında tabii ki ses kalite farkı var. Muazzam bir kalite mi? Onu sen karar ver diye. O yüzden aynı şarkıları açacağım. Şöyle söyleyeyim, bence müzik kalitesi iyi. Dip sesi hissettiriyor mu? Evet, ufaktan hissediyorsunuz. Ama müzik kalitesi bence iyi. Şimdi Egemen'i dışarı gönderdim. Egemen'i arayacağım. Bakalım ses kalitesi nasıl, Egemen söylesin. Efendim abi. Nasıl sesim? Abi biraz uzaktan geliyor. Şu an iyi mi? Şu an daha iyi. Yani biraz bağırmak lazım değil mi sen de konuşurken? Evet evet ama hala biraz geriden geliyor. Peki sesimde böyle bir bozukluk vesaire var mı? Hafiften var. Konuşmada ses uzaktan geliyor değil mi? Evet abi. Netlik falan filan onlarla ilgili sıkıntı var mıydı? Hafiften mi? Mikrofon normalde bu bölümde. Bunun normalde şu hizada falan durması lazım ki sağlıklı görüşme yapabilirsin. Ben şu şarj adaptörlerini denedim. O 1 amperlik olan şarj adaptörü gerçekten rezil. 10 dakikada falan %1, %2 falan dolurdu benim Pro Max'i. 3.1 olan da iyi ama şahsi fikrimi söyleyeyim bence sağlıklı değil. Şimdi sen beni aradığın zaman şöyle bir şey olacak. 0507 senin numaranı söylüyor bana İngilizce olarak. Arayan kişinin eğer cep telefonunuza bakamıyorsanız ki doğru olan o. Arayan kişinin cep telefonu numarasını sizle beraber İngilizce olarak paylaşıyor. İsmini mesela söyleseydi daha çok hoşnut olurdum. Hani şu kişi arıyor, bu kişi arıyor gibisinden. Ya ürün güzel. Hani kötü değil. Bu fiyata çok güzel. Ya eğer böyle amacın müzik dinlemekse hani dip sesi falan kafaya takmıyorsan alınır mı? Bence alınır. Şimdi pahalı olanı göstereceğim. Uzun zamandır kullanıyorum. Yani bu otomobilde dışarıya çıktım her an bunu kullanıyorum. Abi GPS ünitesi var kendi bünyesinde. Yani mesela otomobili bir yere park ettiniz. Uygulaması üzerinden bağlandınız. Size bulunduğu konumu adım sayara kadar gösteriyor. Yani diyor ki işte araba 2 metre ileride, sağda, solda, arkanızda, arabanın şu an bulunduğu mevkidesiniz falan gibisinden. Ama kontağı kapattıktan sonra son görüldüğü yeri görebiliyorsunuz. Allah korusun arabanız çalınırsa bünyesindeki mevcut GPS'i sadece adam kullanırsa görebilirsiniz. Tabii yine müziğinizi falan dinleyebiliyorsunuz. İşte telefon görüşmesi yapabiliyorsunuz. AUX'tan da bağlanma yapabiliyorsunuz. Mesela diğerinde yoktu. Onda TF kart var sadece. SD kart, TF kart. Bir de USB belleğinizde eğer ki müzikleriniz varsa buraya aktarabiliyorsunuz. Hani başka aman aman bir özelliği var mı? Başka bence aman aman bir özelliği yok. Yani benim deneyimlediğim kadarıyla yok. Tabii diğerinden dizaynı daha güzel. Mesela bak karbon detaylar var görüyor musun? Hoş değil mi? Evet. Ben 249 TL mi 259 TL mi o civarda bir fiyata satın aldım. Tam net bilmiyorum. AUX bağlantısını şuradan yapabiliyorsunuz. Bu hızlı şarj bu bölüm. Bu normal şarj. Bu IQ'nun olayı şu. Telefonunuzun şarjı fullendi. Çıkartmak istemiyorsan telefonunun şarjının fullendiğini biliyor ve elektriği kesiyor. Yani telefonunuza gönderdiğiniz o elektriği kesiyor. Fazladan şarj gönderip bataryanızın ömrünü kısaltmıyor. Bunu da takalım. Bunda da aynı şekilde bak farkındaysan LED ekran var. Uygulamasını bir göstereceğim. Şimdi uygulamada arabayı işte kapattıktan sonra son park ettiğiniz yeri söylüyor. İşte dakikasını gösteriyor. Ne kadar uzaklıkta olduğunuzu gösteriyor. Fotoğraf ikonuna tıkladığınız zaman işte bulunduğunuz yani park ettiğiniz son konumu fotoğrafını çekiyorsunuz. Size gösteriyor. Saat ikonu da
Mesela bir yere gideceksiniz, yarım saat sonra beni bilgilendirin. Spark'a vermişsinizdir arabayı. 15 dakika ücretsiz yararlanabiliyorsun ya. Onu da bilmeyenler var bu arada. Saati de işte kurduğunuz zaman size dakika geldiği zaman uyarı veriyor. Radyo ayarlamasını bu bölümden gerçekleştiriyorsunuz. İşte 88'de olsun, 90'da olsun falan. Bizimkisi şu anda 88'e ayarlı. Şimdi burada garipsediğim ama hoşuma giden bir özellikten bahsetmek istiyorum. Car Engine Monitor diye bir şey var. Akünün durumunu paylaşıyor size. Bakın şu anda benim akümün durumu kötü. Çalıştırıyorum arabayı. Akümün değişmesi gerektiğini söylüyor bana. Şimdi farkında mısın? Bak iyi oldu. Akü demin neydi? Kötü haldeydi. Çünkü çalıştırmıyordum. Aküden yiyordu. Çalıştıktan sonra iyi hale geldi monitör. Ama yine de benim akümün durumunun çok iyi olmadığını bana söylüyor. Bence bu özellik çok başarılı. Bu ürünün özellikleri iyi düşünülmüş. Bence gerçekten parasını hak eden ürünlerden bir tanesi. Şimdi müzik testi yapacağım. Mesela bunda da dip ses var. Farkında mısın? Müzik kalitesi nasıl değişti fark ettin mi? Deminki müzik kalitesiyle şimdiki müzik kalitesi arasında dağlar kadar fark var. Bunun müzik kalitesi bas odaklı. Yani deminkinde çok fazla yüksek bas yoktu. Tizonanları çok yüksekti. Kaliteli bir müzik dinliyormuşsunuz hissiyatı veriyor. Şimdi şöyle yapalım. Önce sen beni ara. Bakalım arayanın ismini mi söylüyor yoksa direkt numarayı mı söyleyecek bunda da? Bunda mesela söyleme yok. Şimdi Egemen'le konuşacağım. Bakalım sesimiz nasıl gidiyor? Onun sesi bana nasıl gelecek? Efendim? Sesim nasıl geliyor Egemen? Sesin şu an bayağı net ve çok iyi. Bundan bayağı iyi mi geliyor sesim? Diğerine kıyasla çok iyi sesin geliyor şu an. Şaşırdım bayağı. Değil mi? Çok kaliteli geliyor bunda sesim. Ve netliği de güzel, kalitesi de güzel, robotluk da yok. Ufak tefek bilgiler de vereyim. Bir kere bu ürün nokta atışı yani. Fiyatını hak eden nadir ürünlerden bir tanesi. Tavsiye ederim. Kullanmaya da devam edeceğim. Bana şimdi mesela bildirim geldi. Söküldüğü saat... Park ettiğiniz yer hemen işaretlendi yani otomatik olarak. Kontağınızı ne zaman kapatırsanız son park ettiğiniz konumu sizle beraber paylaşıyor. Bence çok güzel bir özellik bu. İkisi arasında ne fark var? Çok fark var. Ses kalitesi farkı var. Mikrofon kalitesi farkı var. Malzeme kalitesi farkı var. Tabii ki Anker'in o ROV'unda daha fazla özellik var. Bu bir gerçek. Daha kaliteli çünkü daha çok para ödüyorsun. İkisinin de bir eksisi var. Yağmurlu havada, rüzgarlı havada, fırtınada yani bu bahsettiğim hani kuvvetli fırtına, kuvvetli rüzgar, kopmalar yaşanıyor. İyi bir anteninizin olması gerekiyor. Yani Albia'da ben kopmalar yaşadım. Belki antenim çok iyi değildi. Kalitesiz bir antendi. O yüzden kopmalar yaşadım. Sende daha iyi, daha kaliteli bir anten vardır. Daha yüksek çekim gücüne sahiptir. Radyoyu dinlerken cızırdama yapmıyordur. Çünkü bu biliyorsunuz ya radyo frekansıyla alakalı bir şey. Ne kadar yüksek bağlantıyı oraya aktardığıyla alakalı bir şey. Sen kopmalar yaşamayacaksındır. Bundan %100 eminim. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için umarım videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen kusura bakmayın birazcık geç oldu ama gerçekten yoğun bir planımız var. Biliyorsun nasıl takvim? Bu hafta 10 video çekmemiz lazım. Bu hafta 10 video çekiyoruz arkadaşlar ama hızlı bir şekilde çalışıyoruz. Sizlerle en yakın zamanda bütün ürünleri de paylaşmaya özen gösteriyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, videoyu beğenmediyseniz dislike verebilirsiniz ama kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Ürünlerle alakalı sormak istediğiniz, burada betimlemediğim sorular varsa lütfen yorum bölümünde benimle paylaşın. Ya da sizin deneyimlediğiniz, kullandığınız ürünler varsa bunları benimle yorum bölümünde lütfen paylaşın. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın arkadaşlar.